Kıymetli izleyicilerimiz, bir haftalık aradan sonra inşallah tekrar beraberiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, marifeti sizlerin üzerinize olsun diyerek programımızı başlatmak istiyorum. Efendim, gününüz ve gönlünüz aydın, bahtınız açık, geceniz mübarek olsun. Biliyorsunuz, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz bir külliye için çalışmalarımız mevcut. Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi ve Kur'an Kursu çalışmalarımız 1500 metrekare bir alanın harfiyatını aldık. Yönetmenim birazdan ekranlarda da bunu gösterecek inşallah. Buranın kısa bir süre içerisinde temelini atacağız. Bu vesileyle bu çalışmalarımızda sizlerden yardımlarınızı istiyoruz. Az veya çok demeden yardımcı oluyorsunuz. Hesaplarımıza bizzat havale yaparak, bizzat camimize gelerek, bizzat birileriyle göndererek imkanlarınız dahilinde hep yardımcı oluyorsunuz ve oldunuz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Bizlerin görevi en güzel şekilde sizlerin göndermiş olduğunuz bu yardımlarınızı işte şu an ekranda yönetmenim gösteriyor. Bu çalışmalara en güzel şekilde zayiat vermeden değerlendirebilmek. İnşallah bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Allah yapmış yapacak olduğunuz hayırlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin inşallah. Bundan sonra da yardım yapmayı, yapabilmeyi hayırlı helal kazançlarınızla siz değerli izleyicilerimize ve cami cemaatimize, mahalle sakinlerimize nasip eylesin diyerek programımızı başlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ilahiyatçı İhsan Günaydın hocamın güzel sohbetlerini dinlerken bu arada kafamıza takılan her türlü sormak istediğiniz sorularınızı ve suallerinizi İhsan hocama sorabilirsiniz. Burada bu suallerimize de cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Canlı yayın telefonlarımız 0212 224 84 44 0532 336 27 80 nolu telefona hayır yapacağım diye telefonlarınızı bekliyoruz inşallah. Sevgili hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hafızımız Kadri Acet, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel hafızımız, güzel sesli hafızımız. Allah güzel Kur'an okuyan hafızımız. İnşallah bu güzelliği ömrünün sonuna kadar devam ettirir inşallah. Biz yine bu vesileyle bir Kur'an-ı Kerim'le programımızı başlatalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم الفاتحة الله razı olsun. Kadri yavrumuz, yetiştiren hocalarımızdan, emeği geçenlerden, anne babasından Allah razı olsun. Evet sevgili İhsan Hocam, camimizin yönetmenim zaman zaman ekranlarda gösteriyor. 1500 metre, 1750 metrekare bir arsamız var. Buranın 1500 metrekare harfiyat alındı. Değerli izleyicilerimiz. Bu giriş katı ve bodrum katı inşallah kış gelmeden seri bir şekilde yapmamız lazım. Biz geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızda demiri, betonu, bir metrekare demir ve betonun 300 lira olacağı varsayımıyla, yani 1500 metrekarenin betonunu dedik ki satalım dedik. Yani bunu izleyicilerimizle paylaşalım. 1 metrekare, 100 metrekare, 1000 metrekare alan izleyicilerimiz olur dedik. Böyle düşündük. Hanım kardeşlerimizden bir miktar Allah razı olsun daha çok bu yardım kampanyamıza katılan oldu. Hanım kardeşlerimiz eşlerinin verdiği pazar parasından biriktirmiş oldukları 3-5 kuruşta bu kampanyamıza katıldılar. Ama beyleri göremiyoruz. Gönlümüz ister ki beyleri de, yani iş adamlarımızı, iş yapan kardeşlerimizi, işverenlerimizi bu helal, hayırlı kazançlarıyla bu kampanyanın içerisine dahil edelim. Çünkü geçmişte burada çok gösterdik. Sokakta, karın üzerinde ben de bizzat kıldım. Yine bizim bu oflu Mustafa'mız var. Mustafa Bey'le beraber biz de kıldık karın üzerinde. O insanların nasıl orada belden altının su içerisinde olup namaz kıldığını gördük. Yine yazın sıcağında işte açık alanda namaz kıldık, kıldırdık. Burada bu ekranlarda hep birlikte paylaştık. Gelin Allah rızası için hep birlikte olalım, beraber olalım. En azından bu zemin seviyesine çıkaralım. Cemaatimizi bu yapılan külliyenin en azından birinci katına dahil edelim. Orada namaz kıldırmaya başlayalım. Kar, yağmur gelmeden önce ekranda alınmış harfiyatı görüyorsunuz. Daha biraz daha devam edecek öyle zannediyorum. Bu çalışmamızı Allah rızası için hep birlikte gelin katılalım. 1 metrekaresi 300 lira. 10 metrekare almak isteyen olur. 20 metre almak isteyen kardeşimiz olur. Bunu da bu ekranlarda bu kardeşlerimizle birlikte paylaşalım. Allah rızası için sizlerden istirham ediyoruz. Yani hanım kardeşlerimizin yardımcı olmuş olduğu yerde beylerimizi de görmek istiyoruz. Allah hepinizin hayırlarını kabul eylesin. İhsan Hocam'ın sohbetini dinlemek için acele ediyorsunuz sevgili İhsan Hocam. Tabii bizlere en çok annelerin özellikle sual soruyorlar, soru soruyorlar. İşte gençlerimizle ilgili birçok sorunlar oluyor. Gençlerimiz zaman zaman işte efendim dövme yaptırmış nasıl çıkardırım diye bizi arıyorlar. Zaten biliyorsunuz belli bir gençlik yani söz dinlememe, uyuşturucu batağına sürüklenip gidiyor. Bununla birlikte biz de diyoruz ki imanı hayata hakim kılabilmek için neler yapabilmemiz lazım, neler yapabiliriz? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti üzerinize, üzerimize olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selam alemlerin yüzüsüyü hürmetine yaratıldığı Hazreti Resulullah'a olsun. Rabbim istek, arzu, dilek ve temennilerimizi kabul eylesin. Allah cümlemizi rızasına nail eylesin. Allah Celle Celaluhu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cennet-i Âlâ'da Habib-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bizleri komşu eylesin. Kardeşler, İslam dinini hayata hakim kılmak, hayatın her noktasında İslamiyeti yaşamak, Kur'an'ı yaşamak. Bu bir ivmedir, bir harekettir. Telefonumuz mu var? Bir telefonumuz var. Efendim? Bu bir Muhammedi haritadır, Muhammedi yoldur. Öyle ki, İslam dininde din ve dünya ayrımı, yani sekülerizm yoktur. İslam dininde din ve dünya aynı andadır. Yani namaz kabirde lazım değil, örtü kabirde lazım değil, oruç ahirette lazım değil, doğru olmak ahirette lazım değil, merhamet dünyada lazım, ibadet dünyada lazım, dinin güzellikleri dünyada lazım, cömertlik dünyada lazım, merhamet dünyada lazım, affetmek, ihsan etmek, ikram etmek, cömert olmak dünyada lazım. Onun içindir ki bu noktada dinin emirlerini güzel yaşamalıyız. İslam, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, sağ olun. Hocam ben bir ufak yardım edecektim. Çok sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Sevgili yönetmenim size ulaşacak. Evet. Veya yarın başkanım sizi arayacak. Hesap evet. numaralarını size verecek. Biz de inşallah evet. bu mübarek cuma akşamında, Muharrem ayının bu güzel cuma akşamında hem bu evet. televizyon ekranlarında hem de yarın cumada inşallah dua edeceğiz size. Evet. Rabbim hocam, istek arzularınızı kabul eylesin. Buyurun. Hocam eşim rahatsız, ona bir dua istiyorum. Allah eşim. Torunum 18 yaşında, torunum suda boğuldu denizde. Ona bir dua istiyorum. Yok, ona dua etmeyelim. Eşinize dua edelim. Ona eşinize dua edelim. Allah şifa versin. Ama ona niye dua edelim? O şehit oldu. O cennetlik. Evet. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi evet. ve sellem. Suda evet. boğularak ölen de şehittir. Hükmen şehittir. İnşallah evet. o yavrumuzun ahirette bize şefaati olacak. Ondan ötürü üzülmeyelim. Tamam? Tamam hocam, zaten kendisi derse bağlıydı, namazlıydı, böyle kenarda dururken dalga aldı gitti kendini. Ben ne yarın mutlu, bir... Ne mutlu sana, ne mutlu sana, öyle torunun var. Ne mutlu sana. Allah geceni mübarek eylesin. Allah yavrumuzun kabrini nur eylesin. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah rızası istikametinde yapmayı düşündüğünüz bütün güzellikleri sizlere lütfu ihsan eylesin inşallah. İhsan hocam, bu kardeşimiz Allah razı olsun ilk olarak da aradı. Programımız başında aramış oldu. İnşallah bu kardeşimizin de sesini duyan diğer kardeşler, anneler ararlar. Bu akşam bereketli bir program geçirmiş i̇nşallah. Oluruz inşallah. Kardeşler, İslam medeniyet dinidir. İslam en seçkin dindir. İslam en kültürlü dindir. İslam, Müslüman en faziletli insandır. En mürüvvetli insandır. En doğru insan Müslümandır. En kibar insan Müslümandır. En faziletli insan Müslümandır. Müslüman dini konularda birlik sağlamalıyız. Müslümansak dini konularda birlik sağlamalıyız. Aynı konuda ayrı ayrı fetva verenin sahte fetvalarına aldanmayın. Aynı konuda, aynı sualde farklı farklı cevaplar verenler varsa o zaman dini otoriteye sorun. Dini güzel bilene sorun. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede belli bir cemaatler var. Faizin bile caiz olduğunu söylüyorlar. İşine geldikleri zaman tabii ki. Hay hay,
Vay be. Dolayısıyla faiz haramdır, içki haramdır, kumar haramdır, zina haramdır, aldatmak haramdır, yalan haramdır, maleyane haramdır, iki yüzlülük haramdır, riyakarlık haramdır, arkadan konuşmak haramdır. Müslüman aldatmayacak, Müslüman aldanmayacak. Müslüman dini konularda birlik sağlayacak. Mezhebi gayri sahih olan kişilerden fetva sormayın. Adam profesör, televizyona çıkıyor, diyor ki Allah kimin kiminle evleneceğini bilmez. Yok ya, sen belki öyle bir ilaha inanıyorsun ama benim ve izleyenlerimin, Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimin inandığı Allah kimin kiminle evleneceğini bırak. Kulunun gece kaç defa sağa, kaç defa sola döndüğünü bilir. Başında kaç tane beyaz, kaç tane siyah tüy olduğunu bilir. Kaç tane nefes almış, kaç tane daha alacak sayısını bilir. Onun içindir ki Müslümanlar, mezhebi düzgün olan, Müslümanlar itikadı düzgün olan, Müslümanlar imanı kavi olan, imanı güzel olan insanlardan dini öğrenmeliyiz. Lisanda, edebiyatta, üslupta, metotta, psikoloji bakımından son derece kaliteli yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Dini uzaklaşan, dinden uzaklaşanları dinin dairesine çekmeye ihtiyacımız var. Dini mübini İslam'ı yaşayanları ise daha güzel yaşama noktasında eczacı misali ilaç sunmaya mecburiyetimiz var. Bilgili insanlarla oturup konuşmaya, bilgisiz insanlara da İslam'ı öğretmeye ihtiyacımız var. Camilerde az önce Kur'an-ı Kerim okuyan yavrumuz misali genç cemaate ihtiyacımız var. Dini sevdirmeliyiz. Din dövme, yakma, yıkma, otoriter kalıbıyla değil, sevecen, hoşgörü, af, merhamet güzellikleriyle anlatılmalı gelecek nesile. Müslümanlara ümmet olma bilincini aşılamalıyız. Allah ırkçılığı yasaklamıştır. İnne ekremekum indallahi yetkakum. Allah katında en değerli olanınız, Allah'ı en iyi bileninizdir. Bu vesileyle ne Türk'ün Kürt'e, ne Kürt'ün Türk'e, ne Laz'ın Arap'a, ne Arap'ın Çerkez'e bir üstünlüğü yoktur. Irkçılık yoktur İslam'da. Irk ayrımı yoktur İslam'da. Biz Muhammediz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle Muhammedi isek kabulümdür. Bizim için gerçek kimlik, çünkü kabirde bize men rabbuke sorulacak. Rabbin kimdir? Ve ma dinuke, dinin. Kitabın nedir diye sorulacak. Hangi dindensin diye sorulacak. Ama hangi ırktansın diye bir soru yok. Hiçbir ölenimize, hiçbir ölülerimize ırkla alakalı soru sorulmayacak. Bugün bir kardeşimizin babasını defnettik. Allah rahmet eylesin. Darul aleme, darul ahirete gönderdik. Arkadaşlarla beraber cenazeye gittik. Sevdiğimiz de bir arkadaşımız Halil Şişi'ye buradan selam olsun. Babasının kabrını Allah nur eylesin. Ölülerimizin kabrını Allah cennet eylesin inşallah. Orada sorulacak olan suallerde ırkın nedir, kavmiyetin nedir, milliyetin nedir diye bir soru yok. Gençler aman ha kandırmasınlar sizi. Bize kimlik olarak Müslümanlık yeter. İnneddine indallahil İslam. Bize bu yeter. Bizi birbirine bağlayan din bağıdır. Bizi birbirine bağlayan Kur'an bağıdır. Bizi birbirine bağlayan iman bağıdır. Bizi birbirine bağlayan namazdır, kıbledir, minaredir,
bayraktır, ezandır, Allahu Ekber. Onun içindir ki İslam'da edep, İslam'da haya, İslam'da vefa, İslam'da sadakat, İslam'da dürüstlük olmazsa olmazımızdır. Büyüklere hürmet, küçüklere sevgi olmazsa olmazımızdır. Lüks, şatafat, israf, savurganlık bizim için doğru şeyler değildir. Ticari hayatımız İslami olmalı, Kur'an'ı değerlerle olmalı. Tesettürümüz Muhammedi olmalı. İslam hayat dinidir. İslam aksiyon dinidir. İslam uygulama dinidir. İslam inandıkları yaşama dinidir. İslam Allah'ın razı olduğu dindir. İslam Allah'ın razı olduğu dindir. O halde kardeşler, gelin Allah rızası için yapıyor olduğumuz, yapmayı düşündüğümüz, bugüne kadar gönderdiğiniz yardımlarla 94 tane daire satın aldık. Dile kolay. Gerçekten. İşte sevgili yönetmenim gösteriyor. Görüyorsunuz, camimiz yok, minaremiz yok, mihrap, minber, kürsü, avize, halı yok artık. Bunların yerine yeni bir külliye yapacağız. Camisiyle, Kur'an kursuyla, mini mini yavrularımızın gelip okuyabileceği anaokuluyla, hanımefendi kardeşlerimizin rahatlıkla gelip İslami ölçüler içerisinde kendi kendileriyle oturup sohbet edebileceği yerleriyle güzel bir yer yapacağız. Niyetimiz, isteğimiz, arzumuz, planlamamız, nefesimiz yettiği ölçüde eforumuz, emeğimiz hep bu olacak inşallah. Allah rızası için demire ihtiyacımız var. Hesap numaralarımız alttan geçiyor, görüyorsunuz. Onları aradığınızda bize ulaşıyor oluyorsunuz. Gidin falan yerden veya bizden hesap numarası alıp demircimizin numarasını veririz. Oraya yatıracak olduğunuz demir bedelleriyle temelde kullanacak olduğumuz demirde yardımcı olabilirsiniz bize. Sevgili yönetmenimin gösterdiği şu parselizasyonlardan hiçbiri yok şu anda. Hepsini satın aldık. Binaları satın aldık. Daireleri satın aldık. Dükkanları satın aldık. İş yerlerini satın aldık. Etrafı açtık. Elhamdülillah. Allah'ın evlerini ancak Allah'ı sevenler yapar. Bu vesileyle Allah rızası için sizlerden yardım bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah yardımlarımızı kabul eylesin. Allah hepimizi iki cihanda aziz eylesin. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, bizim banka hesap numaralarımız havale ücreti almıyor. Ziraat Bankası, PTT ve Kuveyt Türk Bankası. İzleyicilerimiz genelde bankamatiğe yönlendiriliyor, yardım yapan kardeşlerimiz. Yani orada 5 lira, 7 lira gibi kesintiler görüyoruz. Ama içeriden yatırdığınızda herhangi bir havale ücreti alınmıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Çok aşırı yoğunluk var. Sıra numarası alacaksınız. Aşırı yoğunluk olduğu zaman bize telefonla ulaşmanız halinde size öncelikli sıra numarası alma şansımız da var. Bunu da belirtmek isteyelim değerli izleyicilerimize. Yani sizler hayır yapmak için bir adım gittiğinizde 10 adımda biz size inşallah yaklaşmış olacağız. Hocam çok güzel anlattı. Uzun lafın kısası. Bakın Kuveyt Türk Bankası Yıldız Tepe Şubesi hesap numaramız çok kolay. Aklınızda çok rahat tutabileceğiniz bir numara. İstanbul'un 4 tane plakası. Sadece Yıldız Tepe Şubesi diye aklımızda tutacağız. Gerisi İstanbul'un plakası 34, 34, 34, 34. Bu hesaba ulaştığınızda camimizin, Kur'an Kursu Derneğimizin hesap numarası yardımlarınız bizlere anında ulaşıyor. Zaman zaman kardeşlerimiz Allah razı olsun yardım yapıyorlar, takip de ediyorlar. Ben de yatırdım ama gerçek yerini buldu mu? Hemen kontrol edip o kardeşlerimize dönüyoruz. Zaman zaman da perşembe günleri bu ekranlardan yardım yapan kardeşlerimize bazen isimlerini işte açıkla diyenlere açıklıyoruz. Bazen karışıklık da oluyor veya isim benzerliği oluyor. Bunlar olabiliyor.
Yine burada yönetmenim gösterirse o karda buzda namaz kıldığımız zamanlara, bir zaman bu hallerdeydik. İnşallah kar kış gelmeden 1500 metrekare bir alana beton atmış olacağız. İşte bir cuma namazının dışarıda kılınışı burada görmüş olduğunuz. Şimdi buraların her tarafın harfiyatı alındı. Namaz kılabilecek bir yerimiz de yok. Çay ocağını camiye çevirdik. İşte mescit yaptık. Çay ocağında bir Hamdi kardeşimiz var. Hamdi Tan kardeşimiz güzel oraya minberini, minaresini, bazı ihtiyaçlarını yapmış. Orayı mescit yaptık. Orayı kullanıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Mescitlerden de razı olsun. Yani biz de diyoruz ki biraz gecikmeli olsa dahi, biz bu yazın aslında bu temeli atacaktık. Bazı engellerden dolayı bürokrasi bazı yerlerde istediğimiz gibi işlemiyor. Gecikme söz konusu oldu. Burada bu Ekim ayında inşallah kısa sürede temeli atarız. Hep beraber sizleri de davet edeceğiz inşallah. Yalnız öyle özellikle istirhamım, 1 metrekare betonun, bize 150 lira betonun metreküpü, bunun betonu işçiliğini koyduğumuzda 300 liraya mal oluyor. 300 liraya bir kampanya başlattık. Bu kampanyamıza Allah rızası için katılın. Ben de bu kampanyamıza katılan kardeşlerimize her hafta ekranda böyle isimlerini yazıyla geçirelim değerli izleyicilerimizin. Tabii bunlar teşvik için yapıyoruz. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ya işte niye yardım yapmış da oraya yazmış vesaire. Bunlar teşvik için yapılıyorsa sıkıntı yok. Ama gösteriş için yapılıyorsa o sıkıntı olur. Özellikle hiçbir kardeşimiz benim ismimi yazın, benim ismimi söyleyin demiyor. Yalnız biz bunlara teşvik olsun diye, diğer kardeşlerimiz de bunu görsün, belki bir tanıdığı çıkar, belki bir yakını çıkar, teşvik olsun diye bu isim olayını zaman zaman ekranlarda söylüyoruz veya okuyoruz. İhsan Hocam'ın bahsetmiş olduğu Halil Şişik kardeşimiz geçen hafta burada canlı yayına bağlanmıştı. Allah razı olsun. Camide yardım yapan ve devamlı da yardım yapan bir kardeşimiz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Babasına Allah rahmet eylesin. İyi bir babası vardı. Bugün rahmete yolcu ettik. Allah tüm ölmüşlerimizi rahmet eylesin inşallah. Bizlerin burada yapacağımız nedir? Camimizde yaptığımız ibadetlerde, bireysel olarak yapmış olduğumuz ibadetlerde, evimizde yapmış olduğumuz ibadetlerde, işte bu ekranlarda ve camimizde okunan hatimlerde bu kardeşlerimizi sürekli anmak, bu kardeşlerimize dua etmek. Yapacağımız bu. Allah tekrar tekrar yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Hangi niyetle camimize yardım yapıyorsanız, hayırlı niyetlerinizi de inşallah kabul eylesin. Evet, sevgili hocam. Kardeşler, mübarek Muharrem ayındayız. Allah mübarek Muharrem'imizi mübarek eylesin. Amin. Allah Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıklardan şifaya bulduğu ayda hasta kullarına şifa ihsan eylesin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu ayda Ümmeti Muhammed'i kuyulara atmak isteyen Yahudi ve Siyonistlerin zulümlerinden Muhammedileri korusun Rabbim inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu, ateşin gülistana çevrildiği aydayız. Muhammed'in yavruları, nesilleri ateşe atmak isteyen bilgiyle, bilgisizlikle daha doğrusu, yozlaşan fikirlerle, çağ dışı beyanlarla, içkiyle, kumarla, zinayla, fuhuşla, bir takım aldatıcı hülyalarla ateşlere atmak isteyen Siyonistlerin her türlü tezgahından Hazreti İbrahim'i koruduğu misali, İbrahim'i Muhammedileri korusun inşallah. Allah Efendimiz'i Sevir mağarasında arkadaşı Ebu Bekir'le beraber koruyup kolladığı gibi Muhammedileri korusun ve kollasın inşallah. O halde kardeşler, bize kötülük edene bile biz iyilik yapalım.
Geçen gün Almanya'dan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğimiz bir dostumuz Sefer Bey, buradan kucak dolusu selamlar olsun. Bir şey sordu bana. Dedi ki hocam, benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana onun 10 katını versin demek doğru bir ifade midir? İlk bakışta doğru gibi. Ama çok da doğru değil ya. Niye? Olsun. O benim hakkımda kötü düşünsün. Ben onun hakkında iyi düşüneyim. Kötü düşünene kötü düşünmek her kişinin işidir. Kötü düşünene iyi düşünmek her kişinin işidir. Yiğitlik bizde kalsın, başver. Kendi ayıp ve kusurlarımızla uğraşalım da başkalarının ayıp ve kusurlarını irdelemeyelim. Dinimizde sekülerizm, setülerizm, din ve dünya ayrılığı yoktur. Din ve dünya, hayır, o iç içedir. İbadet ve ahiret iç içedir. Lüzumlu ve faydalı insanlarla oturup konuşalım, lüzumsuz ve faydasız insanlarla uzak duralım. İnanın, dün akşam kardeşimizin, Halil kardeşimizin babasının taziyesine gittik. Bir yarım saat, bir saat, iki saate kadar yakın sohbet ettik. Güzel oldu arkadaşlarla. Baktım ki bir tanesi Şirazeden çıkıyor. Ben ona ayet okuyorum, o kafayı bir yere takmış. Böyle efendim nasıl anlatayım? Acayip acayip düşünceleri olanlar var şimdi. Cuma namazı kılmıyorlar. İmamın peşine kılmıyorlar. Darul harptır diyorlar. Ülkede faiz caizdi diyorlar. Peygamberin şefaatini kabul etmiyorlar. Miraç'tan ayet okuduğum zaman o zaman da diyor ki onu Allah yaptı. Peki mucizeyi zaten Allah yapar. Olağanüstü haller insanlara sirayet ederse keramet, günahkarlara sirayet ederse isticraç, peygamberlere sirayet ederse mucizedir. Mucize ismi üstünde zaten. Mucize peygamberlere Allah tarafından gösterilen olağanüstü hallerdir. Baktım ki adam Şirazeden çıkmak istiyor. Dedim ki benim sana ayıracak zamanım yok. Allah'a ısmarladık. Lüzumlu ve faydalı insanlarla oturup sohbet edin. Anladınız ki adam zivaneden çıkmış. Bırak. Çünkü İmam-ı Azam buyuruyor ki herkesle yaptığım ilmi münazarayı hep kazandım, cahille yaptıklarımı hep kaybettim. Niye uğraşayım ki seninle? Söylediğimiz sözler doğru olsun. Ömür yaşadığımız andır ömür. Yarın bilmem erişebilecek miyiz? Dün geçti, yarın müphem. Ne yaparız biz bugün şu an onu düşünelim. Allah'a ibadet, Resul'ün sünnetinin yoluna temessükle geçirelim ömrümüzü. Gelecekte Abdülkadirleri yetiştirelim. Sadece hafızlığıyla değil, edebiyle, ahlakıyla, erdemliliğiyle, saygısıyla, her şeyiyle. Hayırlı insanların çok uyuması doğru değildir. Hayırsız insanlar uyusun. Geçen gün bir arkadaş bir şey attı bana, çok etkilendim. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin avlusuna metaf denir, metaf. Metafta bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden birisi yatıyor. Bayrak da üzerinde. Suudlu bir yetkili geldi, kalk dedi ona. Kalk, niye? Yatma dedi, uyuma dedi. Niye? Bu uyuyor dedi, bunu baksana dedi ya. Başka ülkeden. Bunlar uyuyor dedi, bunlara niye bir şey demiyorsun? Onlar uyusun dedi. Siz uyumayacaksınız. Siz uyursanız biz yandık dedi. Siz uyumayacaksınız. Sizin farklı göreviniz var. Sizin farklı göreviniz var. Siz dünyada lider, siz dünyada abi, siz yıkılırsanız biz yandık. Siz uyursanız biz yandık dedi. Başkaları uyusun. Biz gün gelecek Rusya'ya ki yaptığımız gibi Çin'e, Etiyopya'ya, Malezya'ya, Uganda'ya, Kuala Lumpur'a, Singapur'a, Somali'ye cami yapacak, Kur'an kursu yapacağız. Gün gelecek kendi camilerimizi, kendi hastanelerimizi yapacak, askerimize kucak açacak, polisimizi kucaklayacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz lider ülkeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Bizim köklerimiz mazide, bakışımız atiye, istikbalimiz geleceğe. Biz ayağımızın bir ucunu Kabe, Mekke endeksli sağlam zemine, diğer ucunu pergelin diğer ayağı gibi dünyanın her yerine,
Nerede bir mazlum varsa biz oradayız. Nerede bir çaresiz varsa biz oradayız. Allah sizi inandırsın. Almanya'daydım. Haiti'de bir deprem oldu. O hafta Almanya'da camilerden, Müslümanlardan Haiti'ye deprem para toplandı. Biz dünyanın her yerinde mazlumlarla yan yana zalimlere hesap sorma adına dimdik duracağız evvelallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Bir aramız var. Aradan sonra beraberiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, cami ve Kur'an kursumuza yardım edip bizlerden iş için dua bekleyen kardeşlerimize Allah hayırlı iş kapıları açsın inşallah. Aş için dua bekleyen kardeşlerimize hayırlı ve bol rızıklar nasip eylesin. Evlat için dua bekleyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Eş için bekleyen kardeşlerimize de hayırlı eş, saliha hatunlar nasip eylesin. Hatun nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, yönetmenim ekranlarda gösteriyor. 1500 metrekare bir alan harfiyata alındı. Ve bunu Allah'ın evlerini kim yapacak? Allah'ı sevenler, Allah'tan başkasından korkmayanlar, helal, hayırlı, kazanç kapıları açık olan kardeşlerimiz, sizlerin bu ekranlar vasıtasıyla bizzat camimize gelip görerek yapmış olduğunuz yardımlarla bizlerin yapmış olduğu çalışmaları görüyorsunuz. Bizler her zaman söylediğimiz gibi sizlere dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah kazançlarınızı bereketli eylesin. Allah kazançlarınızı helal yollardan kazanmayı nasip eylesin. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, komşunuz, akrabanızla huzur içinde yaşamayı, sağlıklı bir ömür geçirmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, işte İhsan Günaydın hocamın burada bazı özellikleri de var. Allah kendilerinden razı olsun. Biz oraya bir cami yapmayı düşünüyorduk. Hocam geldikten sonra olay külliyeye dönüştü. Ve buradaki hocamın gayreti, eforu, çabası, sizlerden gelen istek ve arzular üzerine dedik ki bizim camimize gelen cemaatimiz kapıda kalmasın. 94 adet caminin etrafındaki 10 adet binayı, daireleri ve bu daireleri zaman zaman da kat karşılığı binalar yaparak takas yöntemiyle en ucuz şekli, buna kimse pek hayal bile edemiyor bu çalışmalarımız ama takas yöntemiyle yeni binayı verdik, 40 metrekare daireye 0 daire verdik, 40 senelik daireye 40 metrekare dairenin arsasını aldık. Böyle bir çalışma yaptık ve bu aşamaya getirdik. Sizlerden yine istirhamımız, diyeceksiniz ki siz başka bir şey bilmiyor musunuz? Yani sadece bunu söylüyorsunuz. Ama inanın 15 gündür bekliyoruz, temel atamadık. Belli bir aşamaya gelmemiz lazım. Yani 100 metre, 200 metre, 300 metre küp beton değil atacak olduğumuz temelde. Sadece yere serecek olduğumuz 1500 metre küp beton. Ve bir ona yakın, işte demir inşaat yapan kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz daha iyi bilir. Demir kullanılacak burada. Çünkü üzerinde yüzlerce, binlerce kardeşimiz çıktığında camimiz Allah'ın izniyle sapasağlam ayakta kalmış olacak. Bunun için gelin az çok demeyelim. Bugünü bir milat kabul edelim. Bir metrekaresinin maliyet hesabı 300 lira olarak belirledik. Gelin şu temel atmakta bizlere yardımcı olun. Hep birlikte atalım. Burada bazı kardeşlerimiz arayıp soruyor. Biz yardım yapmak istiyoruz da işte bu dolandırıcılar vesaireler vesaireler bunun içinde çekinerek yardım yapıyoruz. Veya istediğimiz gibi rahat yapamıyoruz. Kardeşlerim, şundan emin olun. Zaman zaman bizim ismimizi kullanarak, zaman zaman İhsan Günaydın hocamın ismini kullanarak bizim hayırsever kardeşlerimizden
masum, tertemiz, pırıl pırıl kardeşlerimizden bağışlar isteniyor. İsim kullanılarak. Asla ve asla vermeyin. Bu ekranda geçen bu 0532 336 27 80 nolu telefonla konuşursanız bilin ki bu camiye aittir. Veya İhsan Hocam'ın bizzat şahsıyla konuşursanız bu camiye aittir. Bunun haricinde asla ve asla herhangi bir hesaba veya televizyonlarda polisimiz, askerimiz sürekli mesaj gönderiyor. Bu dolandırıcılar işte emniyetten arıyorum, savcılıktan arıyorum, şuradan arıyorum, buradan arıyorum diye dolandırıyorlar. Özellikle istirham ediyoruz camimizin hesap numarası Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Derneği PTT hesap numarası. Cumhuriyet Mahallesi Kur'an Kursu Merkez Cami Derneği Ziraat Bankası hesap numarası. Yine aynı isimle Kuvvet Türk Bankası hesap numarası. Ve bizim hesaplarımızda içeriden havale yaptığınızda yani aynı şubeden havale yaptığınızda sizlerden bir kuruş havale ücreti istenmiyor. Özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Bazen güvenlik görevlisi arkadaşlarımız bankamatiğe yönlendiriyor. Oradan daha az havale ücreti alınıyor diye. Çünkü içeriden yatırırsanız 30-35 lira istiyorlar. Dışarıdan yatırdığınızda 5 lira gibi bir rakam alınıyor. Bizim Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Derneği'nin hesap numaraları, özel hesap numaraları, bunlara yapmış olduğunuz havalelerden, o şubelerden olabilir tabii. Aynı şube, aynı PTT, aynı Kuvvet Türk Bankası, 3 tane bunlardan yaptığınızda bir kuruş havale ücreti alınmıyor. Bunun için özellikle içeriden, caminin içerisinden, caminin adı o hesap numaralarına çıkacak yardımlarınızı bu şekilde yapmanızı istirham ediyoruz. Bir de İstanbul'un en icra köşelerinden, Anadolu'nun en icra köşelerinden zaman zaman kardeşimiz çıkıyor, geliyor, yardım yapacak, 5 lira yapacaksa oradaki çalışmayı kendisine anlattığımızda 10 lira yardım yapıyor. Allah tüm yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Yine Facebook adresimiz Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami. Facebook adresimiz Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami. Bu adresten de bizlere ulaşabilirsiniz. 0532 336 27 80 nolu telefon. 24 saat açık bir telefon. İhsan Hocam yanımızda olduğu zaman sizlerle görüştürebiliyoruz. Yanımızda olmadığı zaman da sizlerin iletmiş olduğunuz notlarınızı anında İhsan Günaydın Hocam'a iletmiş oluyoruz. Bu vesileyle yapmış yapacak olduğunuz tüm yardımlarınızı Allah kabul eylesin. Az veya çok demeden camimize yardım yaptınız, yapıyorsunuz. Allah tekrar tekrar yapmayı nasip eylesin. Biraz önce Sefer Demircan kardeşim Almanya'dan aradı. Buradan yengeye ve kendisine selam gönderiyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'ye geldiğinde inşallah tekrar o bizleri ziyaret ediyor, söylemeye gerek yok. Her zaman hayır yapıyor, yapmaya devam ediyor. En azından zaman zaman görüştüğümüzde, yani çok bir şey veremese de az bir şekilde de bir bakiye gönderiyor. Buradan Sefer Bey'e de bu vesileyle iletmiş olalım. Buradan kaç metreküp beton alacağını da telefonla bağlanarak bize söyler. Sefer Bey çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah kendilerinden razı olsun. Allah böyle hayır yapan, hayır sahibi kardeşlerimizin çokluğuyla inşallah övünmüş oluruz. Çokluğunu nasip eylesin, ihsan eylesin. Evet, hafızımız bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ondan sonra İhsan Hocam'ın sohbetine devam edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله razı olsun diyorum. İhsan hocam, bu arada Mamati kardeşimiz de rahatsız olmuş. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hayrola, hastaneye mi? O diziyle alakalı sorunu vardı. Herhalde biraz daha. Mamati, çayı at üzerine, gelir bakarız seni. Öyle yapalım yani, değil tabii mi? Tabii Mamati, sen çay üzerine at. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Gerçekten çok seviyoruz. Allah hayırlı şifa, Allah şifaları afiyet versin inşallah. Yavrum Allah razı olsun. Gerçekten güzel olan Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okudun. Allah Kur'an'a bir ömür boyu hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Kur'an ahlakıyla ahlaklandığın şu döneme daha da üstüne koyarak, daha da kamil imanın nuruyla nurlanarak, Muhammedi yolun yolcusu olarak Allah'ın verdiği sayılı nefesleri Allah'ın rızasına uygun harcamayı nasip eylesin. Bütün yavrularımıza ve biz Abdülkadir'i gerçekten Allah için seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. İstikbalini parlak, aile hayatını ak, mahşerde yüzünü pak eylesin inşallah. Bu arada i̇nşallah. Trabzon'dan çok sevdiğim kadim dostum var. Allah için çok sevdiğimiz duayen abimiz. Hatta İstanbul'a düşerse bu stüdyolarda onu ağırlamaktan şeref duyacağımız, hitabetiyle, imanıyla, irfanıyla, kültürüyle, her şeyiyle düzenli olan, her şeyiyle düzenli, Dursun Ali Düzenli abime kucak dolusu selam gönderiyoruz. Gerçekten biz Dursun Ali abiyi çok severiz. Hitabeti, kişiliği, cömertliği, güler yüzü, tatlı dili, insanlarla olan muhabbeti her türlü takdirin üzerindedir. Düzenli abimizi, Dursun Ali Düzenli abimize kucak dolusu selam olsun inşallah. Evet, kardeşler, biz İstanbul'da Bahçeli Evler'de, bakın yarın Cuma inşallah,
Yönetmenim biz, gösterir biz o Cuma'da fotoğrafları. Cuma'da Allah nasip ederse orada olacağız büyük bir ihtimalle. Allah'tan farklı bir program çıkmazsa karşımıza. Ama inanın insanların birçoğu gelip de şu anda namaz kılma yerimiz olmadığı için, sınırlı ve kısıtlı bir alan olduğu için başka başka camilere gidiyorlar. Tabii o camiler de bizim. Ama biz istiyoruz ki cemaatimizle beraber şu dışarıda namaz kılan camide yer bulamayıp dışarıda namaz kılan kardeşlerimizi içine alacak güzel, hijyenik, sağlam, temiz bir ortamda, nezih bir ortamda Allah'ın Resulü'nün mescitlerine, Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Küba'ya yakışır şubeler yapmayı istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Amin. Allah Muharrem ayımızı mübarek eylesin. Şu anda sevgili yönetmenimin gösterdiği şu binalardan eser yok. Bu dairelerden, bu dükkanlardan, cadde üzerinde, köşe başındaki bu binalardan eser yok. Hepsini daha önce gönderdiğiniz paralarla satın aldık. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim eyledik. Ve o daireleri, iş yerlerini yıkıp arsalarının tapularını aldık. O arsaların üzerine işte harfiyat çalışmalarımızı görüyorsunuz. Buraya güzel bir eser inşallah uzun yıllar dini mübini İslam'a, insana, Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e hizmet edecek güzel bir eser bırakmayı düşünüyoruz. Allah ölülerimizin kabirlerini nur eylesin. Allah hanelerimize huzur ihsan eylesin. Allah yavrularımızı alim, abid, zahid, zakir eylesin de Allah için yardımlarınızı Allah kabule şayan eylesin. Amin. Yüce Rabbim cümlemizi rızasına nail eylesin. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Demire, betona ihtiyacımız var. Ayni ve nakdi yardıma ihtiyacımız var. Keresteye ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Takdir edersiniz ki güzel bir eser meydana getirmek için elimizden gelen bütün titizliği göstererek gelecek 10 yıllar, 100 yıllar gelecek nesillere güzellikle hizmet edecek bir eser vücuda getirmenin gayreti içerisindeyiz. Allah bu uğurda bizlere, yardım eden sizleri iki cihanda aziz eylesin. Allah'ın Amin. Evlerini ancak Allah'ı sevenler yapar. Evet. Evet İhsan Hocam, Allah razı olsun. Zaten bize de söyleyecek bir şey bırakmadınız. Burada çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Aşağı yukarı birkaç gündür bu havalar da biraz yağmur yağdı. Birkaç gündür döküm yerlerinin ıslak olması nedeniyle vesaire az bir harfiyatımız kaldı. Bununla birlikte de bir yandan da biraz bekletmeye gidiyoruz. Çünkü betona ihtiyaç var. O kadar betonu dökecek konumda değiliz. Yani buradan özellikle istirham ediyorum. Müteahhitlerimiz Allah daha çok versin. 6 ayda 7-8 katlı bir binayı bitiriyorlar. Yine bu şekilde çalışmaları olan kardeşimiz yoğun bir çalışmayla bu çalışmalarını bitiriyor. Biz birkaç tane arkadaşımıza işte şuradan 100 tane döküm yeri fişi getir dediğimizde tabii ufak tefek yani isteksizlikler oluşuyor. Buralar hepimizin. Bu camiye yakın diye mesela evini satmak isteyen kardeşimiz hemen camiyi bahane ediyor. İşte camiye yakın, efendim etrafı açık vesaire vesaire. Yani bu tür yerlerde tüm bu hayırseven kardeşlerimizi, tüm inanan kardeşlerimizi hayra davet ediyoruz. Yani bizim buradaki görevimiz tebliğ etmek. Sizlere Kaşgar TV sahiplerinden de Allah razı olsun. Yine başka bir kanalda İhsan Günaydın Hocam'ın programı var. O kanalın sahibinden de Allah razı olsun. Bunları sizlere ulaşıyoruz. Ülkemizin her köşesinden, her bölgesinden. Zaman zaman bakıyorum ben o banka ekstralarına bakıyorum. 5 lira, 10 lira, 15 lira, 200 lira, 500 lira.
yardım yapan kardeşlerimizi görüyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Yani bu yardımlarınızın hiçbir şekilde sizin cebinizdeki paranızı eksilteceğini düşünmüyorum. Çünkü siz Allah için veriyorsunuz. Allah 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 veriyorsa sizin paranız eksilmeyecektir. Bilakis çoğalacaktır veya bereketlenecektir. Ben değerli izleyicilerimizden bu sıkıntılı bir dönemimiz, şu an çek vesaire yazmadık ama yazmaya başlayacağız. Yani rakam büyük. Böyle olunca gelin Allah rızası için hep beraber bir yardımcı olalım. Bir el atalım. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kardeşlerimiz bir metreküp, bin metreküp diyebilir bir hayırsever kardeşimiz der ki temel betonunu ben döküyorum. Ömür billah üzerinde namaz kılınacak. Yani burada 50 yıl, 100 yıl ibadet yapılacak, namaz kılınacak. Efendim temelinin der demirini ben alıyorum der kardeşimiz. Yani beni, zaman zaman... Beni özür diliyorum. Beni dün bir hanımefendi aradı İsviçre'de. Allah razı olsun. Dünyanın dedi öbür ki, ucu. Eşim dedi vefat etti. Hocam dedi çocuklarım da bilmiyor. Üzerimde bir daire var. Onu dedi ama hiç kimse bilmeyecek dedi. Eşimin ve kendimin adına size vereceğim geldiğimde. Allah razı olsun. Ben de dedim ona ki buradan o bizi izliyor şimdi. Kucak dolusu selam olsun bacımıza. Ben de dedim ona ki dedi ki unutulmayacak bir şey olsun. Ben de dedim ona ki yapacak olduğumuz Kur'an kursumuzda Kur'an dershanelerinden bir tanesine sizin ve eşinizin ismini vereceğiz. Mahşerin sabahına kadar o dershanede Kur'an okunurken sizin ve eşinizin adına ihdas edilen o dershanede okunan Kur'an'dan kabirlerinize nur inecek. Hocam dedi ben geldiğimde sizi uğrayacağım. Şu an İsviçre'deyim. Ben geldiğimde sizi uğrayacağım. İnşallah ama dedi bunu hiç kimse bilmeyecek. Rabbimle bizim aramızda. Ha belki dersiniz ki İhsan Hoca niye söyledim? Bak isim falan vermedim. İsim vermedim. İsviçre'de bunu, binlerce İsviçre'de bir sürü hanımefendi var. Efendim bunu bu şekilde niçin söyledim? Gerçekten bunu teşvik amaçlı söyledim. Gerçekten. Şu anda onu niyet etti ya zaten. Ben dedi geldiğimde tapusunu size vereceğim. Hemen ben de dedim ona ki ben de size söz veriyorum. Biz de onu yakında gelirsen dedim. Biz de onu camimizin zemin katına demir kullanacağız. Ve daha sonra gelirseniz kolon direklerine, minarenin direkleri, minareye kullanacağız. Ama sizin isminizi Kur'an okunan dershanelerden bir dershaneye vereceğiz. Bu İnşallah. Vesileyle sizlerden istirham ediyorum. Ey hali vakti biraz yerinde olan kardeşlerim, gerçekten cömertlik noktasında yarışalım. Ahirette gitmeden önce dünyadan ahirete ışığımızı kendimiz gönderelim. İnanın, bugün yarın derken samimi söylüyorum, bazen talihsiz olaylar da geliyor başımıza. Aha Veysel Başkanım şahit. Hanımefendinin bir tanesi bugün, yarın, bugün, yarın, bugün, yarın derken hanımefendi öldü. Öldü. Varisleri de hanımefendinin o noktadaki beyanına sadık kalmadılar. Hadi buyurun. Halbuki Allah'ın evlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe hakiki anlamda inananlar yapar. Sizlerden Allah rızası için istirham ediyorum. İstemek o kadar zor ki, samimi söylüyorum size. Bana desinler ki İhsan Hoca, hiç aralıksız, mesela bir başka kanalda hiç aralıksız 45 dakika bir konuda sohbet edebilirim. Ama şu para işini dediğimiz zaman inanın bizim de şeyimize gidiyor. Ama yok ki başka çıkar yolumuz. Kimden alacağız? Biri bize canlı yayın bu. Arasın desin. Desin ki İhsan Hocam, şimdiden sonra para toplamıyorsunuz, camiyi ben yapıyorum, benim adımı koyun, minareyi ben dikiyorum, benim adımı koyun, hadi gel, cami, minare hepsi senin adına, hadi gel bak para topluyor muyuz? Ama yok, başka çıkar yolumuz yok. Dünya üzerindeki bütün camiler genelde böyle yapılmıştır.
genelde. Evet. Ha birileri çıkmış kendi adını vererek çok zengindir. Yaptırmıştır bir cami. Adana'da Sakıp Sabancı Camisi. Gittim ziyaret ettim. Doya suya mükemmel bir eser. Olabilir. Ama biz sizlerden Allah rızası için yardım bekliyoruz. Evet. Evet. Sevgili İhsan Hocam. Tam ben de onu söyleyecektim. Hani 10 tane, 20 tane, 50 tane dairesi olan kardeşlerimiz. Ne olur bir dairesinde Allah rızası için bu evler için verse, Allah'ın evleri için verse. Samsun'da bir kardeşimiz 149 metrekare arsasını camimize bağış yaptı. Allah hayırlarını kabul eylesin. Buradan İhsan Hocam, Mustafa Kır kardeşimiz beraber üçümüz gittik. Gittiğimiz gün tapuyu üzerimize tahsis ettiler. Bu camimiz adına satılık bir arsa. Bu reklam olsun diye değil, camimiz adına alan kardeşimiz hem arsayı alacak, arsa sahibi olmuş olacak, aynı zamanda da camimize yardım yapmış olacak. Çünkü ödemiş olduğu parayı caminin hesabına... Samsun ilk adımda. Samsun ilk adımda, evet. Etrafı tamamen 10-15 katlı binalarla çevrilmiş. Arsamızın olduğu yeri yerleşim birimi olduğu için, daha önceden yerleşim birimi olduğu için arsalar 150 metre, 200-250 metre kalmış ve buraya giriş katla birlikte 4 kat müsaadesi veriliyor. Giriş katın üzerine 3 kat müsaade veriliyor. Bunu da belirtelim. Bu ekranda görmüş olduğunuz numaradan bizleri ararsanız veya bizleri tanıdığınız bir arkadaşınızla bizlere haber ulaştırırsanız bu arsamızı da hem hayır sahibi olursunuz, aynı zamanda da arsa sahibi olmuş olursunuz. Artık üzerine bina yaparsınız, ev yaparsınız, ne isterseniz onu yaparsınız. Değerli kardeşlerim, biz buradan gittiğimizde o kardeşimizin evine öyle çok malı mülkü olan bir insanlar değiller. Bir dairesi vardı İhsan Hocam. Ama eşiyle birlikte programımızı izliyorlar, eşiyle kararlaştırıyorlar. Diyor, bir hayır kurumuna vereceklermiş. Diyorlar ki biz bunu bu camiye verelim. Biz bu ekranlardan onlara ve camimizde dua yaptığımızda, Kur'an okuduğumuzda bu kardeşlerimize dua ediyoruz. Sizlere dua ediyoruz. Bizim sizler için yapacak olduğumuz bu. Şimdi bu kardeşlerimizin arsasını satıp İhsan Hocam camimize beton veya demir aldığımızda ebedi olarak bunların amel defterleri açık kalıyor mu? Evet. Bu. Yani isteğimiz bu. Telefonu, yani buradan duyuyoruz, telefonu çaldırıyorsunuz. Fakat telefona orada ofli cevap veremez hale gelsin. O kadar sık arayın ki hayır yapacağınız, yardım yapacağınız telefonlarla birlikte arayın. Kardeşlerim gelin, 3 metre, 5 metre, 100 metre, 50 metre, 10 metre gerekirse çıkar bir baba it der ki 1000 metre betonu ben gönderiyorum der İhsan Hocam. Bunu bekliyoruz yani bu ekranlardan, sizlerden, siz kardeşlerimizden bekliyoruz. Bizi izleyen güzel insanlar, değerli insanlar, bize şu an tebessüm gösteren kardeşlerimiz bu programı izliyorsa mutlaka bu kalbinde bu programı izlemesiyle alakalı bir iman ruhu vardır kardeşimizin. Hadi arayın telefonları. Oflu Mustafa Kır kardeşimiz ve yönetmenim telefonun başında sizlerden gelecek telefonu bekliyoruz. Hadi güzel insanlar, hayır yapmak istediğiniz telefonları kaç metrekare beton, kaç ton demir veya kaç metreküp kereste alacağınız telefonları bekliyoruz. Hadi Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Evet, İhsan Hocam. Evet, muhterem kardeşlerim, Allah ibadetlerimizi kabul ve makbul, bütün güzelliklerimizi rızasına uygun kabul eylesin inşallah. Kardeşler, iman seni dünyada mes'ud kılacak değerler manzumesidir. İman ahlaklı olmaktır. İman edepli olmaktır. İman tesettürlü olmaktır. İman cahillerden yüz çevirmektir. İman ibadetin özüne inmektir. İman
tevhide sımsıkı sarılmaktır. Hakiki iman Rabbimizin rızasına uygun şeyler yapmaktır. Hakiki iman peygamberi çizgide yürümektir. Hakiki iman meleklere bütünüyle inanmaktır. Kitaplara inanmaktır. Ahiret gününe inanmaktır. Öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Hakiki iman, kalbi Allah'a sadakatle teslim etmektir. Hakiki iman, ibadetin aşkını ve şevkini sinekte hissetmektir. Sinen, ibadetin aşkıyla yanmasıdır. Hakiki iman, sevenin sevgiliyle buluşması misali ibadetin tadına ermektir. Hakiki iman, kulun Allah'a sadakatidir. Hakiki iman, kulun Allah'a teslimiyetidir. Hakiki iman, Allah'tan başka kimsenin önüne boyun eğmemektir. Hakiki iman, kıyamdan tad almaktır. Hakiki iman, kıraattan, rükudan, secdeden lezzetle lezzet almaktır. Hakiki iman, duada, tesbihte Allah'a boyun inkiyat etmektir. Hakiki iman, hayatın her kesidinde rehber-i azam Muhammed Mustafa, rehber-i ekber aleyhissalatu vesselam Hazreti Muhammed Mustafa'yı örnek almaktır. Hakiki iman, şirkin yerine tevhidi. Hakiki iman, zulmün yerine adaleti. Hakiki iman, hayasızlığın yerine iffeti gerektirir. Hakiki iman, kin ve nefret ve husumetin yerine şefkat ve merhameti gerektirir. Hakiki iman, çevremizdekilere emniyet vermektir. Hakiki iman, dili yalandan, mideyi haramdan uzak tutmaktır. Hakiki iman, sadakattır. Hakiki iman, kendimize, çevremize, etrafımıza ışık saçmaktır. Hakiki iman, ahde vefa göstermektir. Hakiki iman, özümüz ve sözümüzle sadakattır. Hakiki iman, her halükarda Allah'a kul, Resul'e ümmet olmaktır. Kutlu Nebi aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, iman etmiş olmazsınız, cennete giremezsiniz iman etmiş olmazsanız. Kendiniz için istediğinizi de kardeşiniz için istemezseniz, hakiki iman etmiş olmazsınız. İyi bir dairen olsun ister misin? İstersin. Kardeşin de alınca sevin. Kıskanma. Çekememezlik yapma. Haset etme. Allah için başarılı olsun kardeşin. Daha iyisini yapsın kardeşin. Hakiki iman, cennetin yamaçlarına tırmanmak, İmanı hayata hakim kılmakla olur. O halde kardeşler, Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcusu olma adına Allah bizlere iki cihan saadeti lütfeylesin inşallah. Kardeşler, hakiki imanın güzelliklerini tatmayı Allah nasip eylesin. Öyle ki mümin imanın gereği olarak Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına riayet eder. O bilir ki imanı diri tutan güzel ahlaktır. O bilir ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın yolundan gitmektir. O bilir ki her daim istikamet üzere olmak hakiki imandır. O bilir ki elini harama iletmez, hiçbir canlıya zarar vermez. Hakiki iman sahibi vurmaz, yakmaz, dökmez, kırmaz. Hakiki iman sahibi sabırlıdır. Hakiki iman sahibi bakışları harama tevcih değildir. Hakiki iman sahibi rehberi azam Muhammed Mustafa'nın yolunun yolcusudur. Samimiyetimiz, merhametimiz, adaletimiz Muhammedi olmalı. Ahde vefamız hakiki imanın göstergesi olmalı. Hoşgörümüz, nezaketimiz,
Muhammedi olmalı. Sabrımız Muhammedi olmalı. Eşimize, evladımıza, dostumuza, komşumuza, akrabamıza ne kadar güven verebiliyoruz? Akrabalarımız bize güveniyor mu? Dini mübini İslam'ı yaşama noktasının neresindeyiz? Hayatımızda kaç tane yetimi giydirdik? Hayatımızda kaç tane çaresizin çaresine çare olduk? Hayatımızda kaç tane ağlayan insanın gözyaşının silinmesine vesile olduk? Hayatımızda kaç tane kimsesizlere kimse olduk? Bizler evlerimizde kışı beklerken, bizler evlerimizde kışı beklerken doğalgaz peteklerimiz hazırken acaba kışın yakacak odunu ve kömürü var mı diye o noktada kara kara düşünenlerin çaresizliklerine çare olabiliyor muyuz acaba? Nefsimize uyalım diye yediklerimiz ve giydiklerimiz bize ne kadar faydası olacak? Yediklerimizin çok faydası olmayacak, yedirdiklerimizin olacak. Giydiklerimizin çok faydası olmayacak, giydirdiklerimizin olacak. Allah için, Allah için kimsesizlerin kimsesi olalım, çaresizlerin çaresi olalım. İman, ibadet ve ahlak bir bütün halinde hayatın her kesitinde bize ışık satsın, nur satsın. İmanımız hayatımızın her noktasında hakim olsun. Her nimet bir sorumluluktur. Evlat sorumluluktur. Sıhhat sorumluluktur. Nefesler sorumluluktur. Gözler, kulaklar, eller, ayaklar sorumluluktur. O halde Allah'ım bizi amellerin ve ahlakın en yücesine kavuştur. Allah'ım bizi rızana nail eyle. Allah'ım cümlemizi rızana nail eyle. Affınla, fazlınla, ihsanınla, ikramınla cümlemize muamele eyle. Rabbim, Allah'ım, Mevlam yavrularımızı muhafaza eyle. Allah'ım, Mevlam, Rabbim ülkemizi muhafaza eyle. Ebrehelerin çoğaldığı şu günlerde ebabillerini ebrehellere musallat eyle Allah'ım. Güzel ülkemi bölüp karıştırmak isteyen namertlere fırsat verme Allah'ım. Cümlemizi rızan istikametli bir ömrün yolunun yolcusu eyle Allah'ım. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Ölülerinizin hayrı için. Çocuklarınızın sağlık sıhhati için. Dünya ve ukba sülhü sükunet saadeti için ihtiyacımız var yardımlarınıza, dualarınıza, maddi manevi desteklerinize. Bakın sevgili yönetmenim gösteriyor. Gerçekten yapacak olduğumuz külliyeyi yapma adına sizlerden yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah cümlemizi rızasına nail eylesin. Gerçekten Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Bakın harfiye çalışmaları devam ediyor. Demir alalım, beton alalım, çimento alalım. Dini mübini İslam'ı yaşamayı, yaşatmayı, ilahi kelimetullah yolunda yürümeyi, Allah için vermeyi, cömert olmayı, Muhammedi yolun yolcusu olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim dertlerinize derman, hastalıklarınıza şifa ihsan eylesin. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Bir aramız var. Aradan sonra beraberiz inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, Allah hastası olanlara Şafii isminin yüzü suyu hürmetiyle acil şifalar
nasip eylesin. Bizim Gazi Osman Paşa'da Nevriye teyzemiz vardı. Allah ona da şifalar versin. Fatma kardeşimiz var, Fatma bacımız var orada. Allah razı olsun. Biraz önce bizi telefonla arayıp şunu belirttiler. Hacca yazıldım. Yardım yapan da bir kardeşimiz. Ben bu hac paramı, iki kişi hacca yazıldık. Hacım çıkmadı. Hacım çıkana kadar borç olarak size vereyim. Siz kullanın. Hac çıktığı zaman bana verirsiniz. İnanır mısınız? Bize yardım yapmıştan daha çok bizi sevindirdi. Çünkü yardım yapmış, bugün paramız yok. Paramız olduğu zaman o haca gidecek, biz ona parasını iade etmişiz. Biz bunlara da böyle seviniyoruz. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizlere yardım yapmış kadar bizi mutlu etti, bizleri onur etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah yine bu güzel helal kazançlarıyla haca gitmeyi de en kısa zamanda gitmeyi Fatma bacımıza ve tüm haca gitmeyen kardeşlerimize, gidenlere de tekrar gitmeyi nasip eylesin. Bizlere yardım yapan kardeşlerimizin zaman zaman böyle isimlerini zikrediyoruz. İsim benzerlikleri olabiliyor. Bir anımız var. Bir arkadaşımız Nur Sefa Peynir diye bir kardeşimiz. İsmini söylemeyeceğim. Yardım yapıyor. Bizde bir ödül törenimiz oldu. Dedik ki bu kardeşlerimize birer plaket verelim. Baktık plaketi alan başka birisi. Arkadaşlar dedim ya bu kimdir? Bunun ismi falancı dediler. Yani bu aynı isim. Ya biz dedim o değildi ki dedim. Biz öbür arkadaşa plaketi ver. Bu nereden çıktı dedik. Yani bu böyle bir hayır yapmadı. Bunu görmedik. Böyle yardım yapmadan, hayır yapmadan plaket alanlar da var. Bakın bunları biz yaşıyoruz. Yani bu ekranlarda isim vermeden bunu gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla söylüyorum. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Yılmaz Yılmazer kardeşimiz. Allah razı olsun. Türkan Murat, Münife, Kutun, İçerenköy, İstanbul. Aşır Özkulluk, Emin Efe, Kütahya, Tavşanlı, selam olsun. Daryam Baluk, Altında, Ankara. Sabiha Çoban, Üç Yol, İzmir. Gülşen Durmuş kardeşimiz, Fatma Güney, Ereğli, Zonguldak. Ahmet Çakal, Malatya. Safiye Şensiz, Yeni Mahalle, Ankara. Sultan Arslan, Yıldırım, Bursa. Serpil Arslan, Mehmet Veysel Arslan adına yatırmış kardeşimiz. Yıldırım, Bursa, Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Perihan Özden, Vahit Akbayır, Darıca Kocaeli, Mustafa An, Yeter An adına Şişli, İstanbul. Ali Ün, Emirdağ, Afyon, Karahisar. Saadettin Öğreten, Torbalı, İzmir. Malatya'dan bir kardeşimiz, yine İhsan Günaydın hocama bir miktar para vermiş kardeşimiz, o da bizlere ulaştı. Şerife Görev, Kayseri. Efendim Gülsüm Tekbaş, Şengül Palancıoğlu, Hatice Palancıoğlu, Battal Gazi, Malatya. Ümmühan Çıvıcı, yurt dışından gönderen bir kardeşimiz. Meliha Çilek, Ayşe Akyay, Uşak Emine Özden, Akgül Varol, Ayşe Akbulut. Yine camimize kadar bizzat gelip yardım yapan kardeşlerimiz var. Fikri Altun, Neriman Çilesiz, Celal Tepebaşı, Cemile Tepebaşı, Emine Ardan, Hayrettin Pehlivan, Salih Güller. Yönetmenim o çalışmalardan da gösterirse biz de memnun oluruz. Hikmet Gürbüz, Şakir Çelik, Ramazan İz, Ali Yılmaz, Hamide Gökkaya, İlyas Dursun, Aysel Ülkü, Hasan Yavuz, İlyas Atabay.
Yine isimlerden de gördüğümüz gibi değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerimiz eşlerinden aldıkları 3-5 kuruş parayla veya emekli olan olur, çalışan olur. Tabii burada çok çeşitli insan profilimiz var. Az da olsa imkanları dahilinde göndermişler, gayret ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hangi niyetle, hangi istekle camimize yardım yapıyorlarsa Allah isteklerini kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Biz de diyoruz ki şu beylerde var ya beyler, müteahhit abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Müteahhit kardeşlerimiz. Hani 8-10 katlı binaları, 15 katlı binaları 6 ayda bitiren kardeşlerimiz. Gelin buradan isim de zikretmeyelim. Bizi izleyen kardeşlerimiz var, bizi izleyen abilerimiz var. Gelin hep birlikte yani 50 metre, 100 metre yani 50 ton demiyoruz. 5 ton, 10 ton, 20'şer ton demir alalım. İşte 10 metre kereste alalım, 50 metre kereste alalım. Burada aşağı yukarı 2000 metre kare bir cami olacak. Yani 2000 metre karelik bir alanda ibadet yapılacak, namaz kılınacak. Gelin buraya hep birlikte yapalım. Biz sadece tebliğ ediyoruz, ısrar etmiyoruz. Burada televizyonunu yeni açan kardeşlerimiz var. Burada engel tanımadan, engelli kardeşlerimiz engel tanımadan ibadetlerini yapacak. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz. Bu kardeşlerimizin hangi şekilde camiye alıştırılırsa bu şekilde bunları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve bunları gelecekte inşallah bizim imanımıza, dinimize, memleketimize, milletimize, bayrağımıza saygılı ve sevgili gençleri yetiştirmiş olacağız. Gelin az çok demeyelim. Az veren candan, çok veren maldan gelin yardımcı olalım. Bakın Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Bankası, PTT şubeleri havale ücreti almıyor sizden. Şurada dikkatimi çekti. Bir kardeşimiz 5 lira para yatırmış. 5 TL, 5 bin değil. Bakın 5 TL. Allah razı olsun ama niyet etmiş yatırmış ya, havale ücreti vermedi. Onun o bankaya gitmesi, kuyrukta beklemesi, o parayı ben 5 tane tuğla alır, 5 tane taş alır niyetiyle bizim camimiz hesabına yatırmaktan daha güzel bir şey bizim için olamaz. Allah hayrını kabul eylesin. Çok olsaydı çok verecekti. Oraya kadar gidip de 5 lirayla dönmezdi. Belki de genç bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Az veya çok demeyelim kardeşlerim. Gelin bu eseri yapalım. En azından kış gelmeden zemine kadar çıkmış olalım. Ondan sonra zaten kendiliğinden oluşum kendini gösterir, kendini yaptırır. Zemine kadar çıkmak için bizlere, bu kardeşlerinize yardımcı olalım. Biz teheccüd namazına kalktığımızda dahi sizi unutmuyoruz biliyor musunuz? Sizlere dua ediyoruz. Allah razı olsun. İhsan Hocam şuradaki görüntü harfiyat alınırken pazar sabahı 9'da caminin kapısına geldi. O çalışmalar yapılırken. Birçoklarımız pazar sabahı tatile ayırırız. Tatil yaparız, istirahate çekiliriz. Ama pazar sabahı 9'da harfiyat başladığında İhsan Hocam oradaydı. Az çok demeyelim bizler de. Hadi hep beraber yardımcı olalım. Allah razı olsun. Bize 0532 336 2780 nolu telefonu aradığınızda biz sizlere cevap veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Yine canlı yayın telefonumuzu şu an aradığınızda dahi Fatma Bacı da buna dahil arayabilirler. Buradan yardım, hayır telefonlarını bekliyoruz. Evet, programımızı Kur'an-ı Kerim ile devam edelim. Ondan sonra İhsan Hocam'ın sohbetine devam edelim. Hafızım, buyur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkuma beynen nas لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق الله العظيم الفاتحة. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaldığımız yerden inşallah güzel sohbetimize devam edelim. Yavrumuzdan Allah razı olsun. Allah Abdülkadir yavrumuzu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunun yolcusu eylesin. Amin. Ahlakıyla, edebiyle, ahde vefa, sadakat timsali, mihraplarda, minberlerde, kürsülerde, ümmeti Muhammed'e faydalı olacak güzel işlerde hayırlısıyla uzun ömür, sağlık, sıhhat, afiyetler bahşeylesin bütün yavrularımıza da Abdülkadir'imize de inşallah. Amin. Kardeşler, mübarek cuma akşamındayız. Mübarek Muharrem ayındayız. Yavrumuz Kur'an okudular. Birazdan dualarını yapacağız. Hatimler var üzerimize. Tekbirler, tehliller, zikirler, tesbihler var. Hayır dualar isteyenlerin dualarına tercüman olacağız inşallah. Ama Allah rızası için sizlerden bu mübarek gecenin feyzine binaen yardım istiyoruz. Allah rızası için istiyoruz, samimi söylüyorum. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Yüce Rabbim cümlemizi rızası istikametli bir ömrün yolcusu eylesin. Harfiyat çalışmalarımızı görüyorsunuz. Demire, betona, çimentoya, ayni ve nakdi yardıma ihtiyaçlarımız var biliyorsunuz. Bugüne kadar bizi onure ettiğiniz gibi, bugüne kadar bizi bu yönde taltif ettiğiniz gibi yine de yardımlarınızı, İhlas, samimiyet ve sadakat kokan yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Amin. Allah bizi Resulün yolunun yolcusu eylesin. Amin. Ya Resulallah, belki seninle aynı havayı soluyamadık. Ya Resulallah, belki seninle aynı dönemde yaşayamadık. Ya Resulallah, belki sıkıntılı olduğun dönemlerde sana pervane olamadık. Ama ey Allah'ın Resulü, Necaşi gibi görmesek de,
aşığız sana ya Resulallah. Eğer ülkemde bulunsaydın ayaklarını yıkardım diyecek kadar Necasi'nin beyanı misali seviyoruz seni ya Resulallah. Ümmü Halid gibi seviyoruz seni. Küçük yaşında peygamberlik mührü ile oynayacak kadar. Ümmü Hali, peygamberimizin arkasında mübarek peygamberlik mührü vardı. Onunla çok oynardı Ümmü Halid. Ya Resulallah, o nasıl ki mührünü seviyor diyse, biz de seni çok seviyoruz ya Resulallah. Küçücük yaşında peygamberlik mührünü seven Ümmü Halid'ler yetiştirmeyi diliyoruz. Rabbim ihsan eylesin inşallah. Amin. Çoban Yaser gibi seviyoruz seni ya Resulallah. Allah'ın vaadetlerini, Allah'ın vaadını, cenneti duyduğunda çobandı Yaser. Yüzlerce koyun vardı. Koştu geldi ya Resulallah, ben sana inanıyorum. Şu koyunlarım da felancanın, bunları da sana vereyim. Dinine, imanına, kitabına yardımcı olsun deyince, Yaser sen git bunları sahibine teslim et, sen kendin gel deyişini sevdik ya Resulallah. Halid Zeyd bin Harisi gibi seviyoruz seni. Taif'te sana zarar gelmesin diye taşlara vücudunu siper ederek sana gelebilecek taşları engelleyen Zeyd bin Haris gibi seviyoruz seni ya Resulallah. Cömertlikte, merhamette, iyilikte, ahde vefada önderimizsin ya Resulallah. Sümeyye ve Yasar gibi seviyoruz seni. Davan uğrunda şehit olmayı lütfeylesin bize Allah. Davan uğrunda can vermeyi bahşeylesin bize Hazreti Allah. Bilal-i Habeş gibi seviyoruz seni ya Resulallah. Ölümünden sonra sana yaklaşmayı bayram telakki eden Bilal-i Habeş gibi seviyoruz seni ya Resulallah. Ulbe bin Zeyd gibi seviyoruz. Tebuk'te seninle gelemeyince hüngür hüngür ağlayan sahabi misali seviyoruz seni ya Resulallah. Hazreti Hüzeyfe gibi seviyoruz. Sana suikast için gelenleri saniyeler içerisinden kılıçla geçirecek kadar Urve bin Mes'ud gibi seviyoruz seni ya Resulallah. Seviyoruz seni. Senin davan uğruna kavminin elinden şehit olacak kadar seviyoruz ya Resulallah. Ebu Süfyan gibi seviyoruz. Yıllarca önünde eğildiği latı elleriyle parçalayan Ebu Süfyan misali seviyoruz seni ya Resulallah. Semure bin Cündüp gibi seviyoruz. Daha 15 yaşında Uhud'a seninle gelmek için ağlayacak kadar seviyoruz. Kardeşler, Allah için bir şey anlatayım mı size? Uhud savaşına gidiliyor. Ordunun içerisinde Medine'den Uhud'a gidiliyor. Takriben 5 kilometre. O esnada iki sahabi, yaşları henüz küçücük. Allah Resulü sen ayrıl diyordu. Evine dön. Siz küçüksünüz. Telefonumuz mu var? Efendim? İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, buyurun. Nasılsın hocam? Ben Hikmet. Mimar Sinan Camii. Oy, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sağ olasın. Nasılsın? İyisin hocam. Şükür Allah'a. Hocam yarın bizim açılış var ya. Evet. Onu bir anons etseydin diyen bağlanmıştım. Tabii ama. Ne demek. Tabii hemen. Hemen. Oldu hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Oldu. Çok sağ olun. Oldu hocam, hadi. İyi yayınlar. Amin. Allah çalışmalarınıza muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hocam bu reklama girer herhalde. Yok, o bizim cami o. Bizim cami değil bizim mi? Bizim cami. Mimar Sinan bizim kardeş camimiz. Aynı mahallede, başkanlarına uğradan
teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Çok güzel bir eser yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Mimar Sinan Camii'nin yarın açılışı var. Efendim devlet yetkililerimizin, kaymakamımızın, belediye başkanlığımızın, ilçe müftümüzün, amirlerimizin, daire amirlerinin, ümmeti Muhammed'in katılacağı çok güzel bir caminin açılış töreni var. İstanbul Bahçeli Evler'de, Mimar Sinan Camii'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mimar Sinan Camii'nde, Olimpik Dün Salonu'nun hemen bitişiğinde, Mimar Sinan Camii'nde açılış var. Allah orada emeği geçen bütün kardeşlere, bütün kardeşlere dünya ve ukba saadeti lütfeylesin. Amin. Allah rızası için bütün camiler bizim ama Mimar Sinan bizim kardeş camimiz. Gerçekten gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Buradan kucak dolusu selamlar Mimar Sinan Camii'ne, değerli başkanlarımıza, değerli cemaatimize, hepsine kucak dolusu selamlar olsun. Evet başkanım. Evet, arkadaşlarımıza biz de buradan selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii bu reklama girer dedik işin esprisi. Tabii canım. Sevdiğimiz kardeşlerimiz zaman zaman da İhsan Hocam cuma günleri oraya gider, orada da sohbet yapar. Orada tabii onların düşünce ve düşüncelerini cemaate rahat bir şekilde aktarmış olur. İnşallah biz de cuma namazını kıldıktan sonra bu kardeş caminin sohbetine katılacağız. İhsan Hocam müsait misiniz? İnşallah. 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 Orada kardeşlerimizin güzel ikramları da olacak. Hep beraber bu ikramlarından da faydalanmış olacağız. Allah bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kutluyorum. Allah yardımlarını kabul eylesin. Çünkü değerli izleyicilerimiz, sizlerin bereketiyle, sizlerin yardımlarıyla yapılan eserler bunlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 tane cami yapılan mahallelerden biri herhalde Cumhuriyet Mahallesi'dir. İstanbul'un birçok müftülüğü bünyesinde, ilçesi bünyesinde dahi bir tane, iki tane cami yapılırken Bahçeli Evler semtimizin Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 tane cami aynı anda hareket halinde. Bu kardeşlerimiz bitirdiler. Allah muvaffak eylesin. Allah onlara bundan sonraki yaşantılarında hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, televizyonunu yeni açan kardeşlerimiz var. Yeni bizi izleyen, işinden gelen, geç kalmış olan kardeşlerimiz var. Şimdi geldik işimizin yardım boyutuna. Yönetmenim şu parselleri bir daha göstersin. 1500 metrekare, aşağı yukarı 1750 metrekare arsamız var burada. 1750 metrekare. Şu 1,5 binayı aldığımızda da 2000 metrekare bir parselimiz olacak. Ama onlar şu an o alma işlerini bıraktık. Şu an harfiyata alındı. Camimiz yıkıldı. 220 metrekare bir camimiz vardı. İnşallah buraya güzel bir eser olacak, bir külliye olacak. 1500 metrekarenin harfiyatı %80-90 gibi alındı. Çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Ama sizlerden istirhamımız, gelin 1 metrekaresi 300 lira, 1 metreküp beton, demir ve işçiliği. Böyle hesapladık, 300 lira. Gelin 10 metre, 20 metre, 30 metre, 50 metre, 100 metre alacak kardeşlerimiz telefonla arasınlar. Oradaki cep telefonuna mesaj göndersinler. Facebook adresimiz Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresine de buraya da bildirebilirler. Bu camiler yapılacak. Burada zaten sadece niyet etmek bu işin %50'sinin yapılması demek. Niyet etmek. Biz harfiyatını aldık şu an. Cami yıkıldı, harfiyatı alındı. %25 öyle yapılmış oldu. Geriye kaldı %25'lik bir eser. Gelin hep beraber yapalım. Az veya çok demeyelim. Allah rızası için Allah'ın evine bizden tebliğ etmek, sizlerden imkanı dahilinde. İmkan olmayana bir şey yok.
Bizden zaman zaman yardım istiyorlar. Trabzon'dan bir tane bacı aradı dün. İhsan Günaydın hocamın programından. Tekerlekli araba istiyor. Tekerlekli engelli arabası istiyor. Şimdi bu ekranda bunu açıklıyorum. Olan kardeşimiz hastası vefat etmiştir, kullanmıyordur. Böyle bir arabası olan kardeşimiz bize getirir. Biz de Trabzon'a yönlendiririz. Veya Trabzon'da varsa bizi telefondan arar. Biz direkt o kardeşimize yönlendiririz. Kardeşimiz arıyor, diyor ki ben engelliyim, yürüyemiyorum, bana böyle bir araba gönderin. Şimdi bunu paylaşmayalım mı izleyicilerimizle? Peki bunu paylaşsak da arabası olan bir kardeşimize verse, yönlendirsek o kardeşimize, kenarda duran bir araba işe yarasa günah mı olur? Bunları biz paylaşacağız, biz tebliğ edeceğiz, sizlere ulaştırmış olacağız. Allah razı olsun, bu ekran sahipleri televizyonlarını, ekranlarını bu tür programlar için açıyor, yardımcı oluyor, vesile oluyor. Bizler de bunları sizlere intikal ettirmiş oluyoruz. Gelin bir arabası olan kardeşimizi arasın telefonumuzu, o kardeşimize de bir araba gönderelim. Şunu unutmayalım, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Yarın bizim ne olacağımız belli değil. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceğiz. Az veya çok demeden bu kardeşlerimize, bu çalışmamıza yardımcı olacağız. Benim şu an en çok üzüldüğüm, şu an cami yıkıldı da İhsan Hocam, engelli kardeşlerimiz gelip de bizim camimizde rahat namaz kılamıyorlardı. Evet. Yani yıkılacak diye onlara bir çıkış merdiveni yapmadık, bir asansör koymadık cami yıkılacak diye. En çok üzüldüğüm konulardan bir tanesiydi. Bugün inşallah yeni yapacak olduğumuz camide bu eksiklik olmayacak. Bu kardeşlerimiz de rahatlıkla ibadetlerini yapacak. Gelin hep beraber olalım. Çünkü tek elle taşı kaldıramayız. Kaldıramıyoruz. Burada Bahçelievler Belediye'mizin yardımları oluyor, müftülüğümüzün oluyor, kaymakamlığımızın oluyor ve bu tüm çalışanlarının da cami için yanlarına gittiğimizde bir işimiz olduğunda eksik olmasınlar, anında yerine getiriyorlar. Biz bu hizmetleri yaptığımız için Allah razı olsun, bizim bir işimiz, şahsi işimiz dahi olsa yardımcı oluyorlar. Buradan kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yine bununla birlikte sizlerden az veya çok demeden yardımlarınızı bekliyoruz. Bizim eli öpülesçe öğretmenlerimizin, benim için her gün öğretmenler günüdür, her gün hocalarımızın günüdür. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş, bizim için her gün öğretmenler günüdür. Buradan da tüm eğitimci ve öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sevgili İhsan Hocam, yönetmenim diyor ki son 15 dakikamız kaldı diyor. Son 15 dakikada söyleyecekleriniz varsa söyleyelim. Peki. Birazdan duaya geçelim inşallah. Benim kardeşlerim, biz 7 gün 24 saat sizlerden gelebilecek bütün telefonlarınıza, suallerinize cevap verme noktasında sizlerle birlikteyiz. Aradığınızda telefonunuz çaldığında dönemediysek o esnada, cevap veremediysek ya namazdayız, ya bir canlı yayında, ya bir sohbette. Evet. Ama bilahare size mutlaka ama mutlaka dönülür kesinlikle. Bu vesileyle sizlerden yardım istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarımızı kabul eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu hepimize birlik, beraberlik, huzur ve muhabbet ihsan eylesin. Muharrem ayımızı mübarek eylesin. Dini mübini İslam'la Allah hepimizi müzeyyen eylesin inşallah. Evet, biz 7 gün 24 saat sizlerle birlikteyiz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Ekranda geçen telefon numaralarımıza ulaştığınızda bize ulaşmış oluyorsunuz. Televizyonumuza ulaştığınızda bize ulaşmış oluyorsunuz. Bu vesileyle Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka ente semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka ente tevvabur rahim. Vahdina ve vaffiqna lil hakki ve ila tariqin mustakim.
Bi barakatil Kur'anil Azim ve bi hurmeti men ersatehu rahmeten lil alemin ve ufana ya kerim ve ufana ya rahim ve ufir lana zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahim. Amin. Ya ilahel alemin, senin rızan için okunan Kur'an-ı Kerimleri, yaptığımız sohbetleri, ibadet-ü taatlerimizi kabul eyle. Hasıl olan ecr-i sevaptan evvela nur-u Muhammed'imizi haberdar eyle ya. Şefaatlerini bekliyoruz, cümlemizi hissedar eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan nizam ve rüsul-i kiram efendilerimizin ruhlarına, sahabilerin, salihlerin, dini İslam'a hizmet ederek ölenlerin, müfessirin, muhaddisin, ulema-i amilin, sülahi-i salihin, aniyye-i şakirin ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin ölülerinin kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Ölülerimizin kabirlerini cennet eyle ya Rabbi. Bizler de kabre indirildiğimizde arkamızdan hayırlı duacılarımızı eksik eyleme ya Rabbi. Dini mübini İslam'la bizleri müzeyyen eyle ya Rabbi. Yeryüzünde ağlayan Müslümanlara gülmek nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eyle ya Rabbi. Doğarken lütfedilen tertemiz iman ile huzuruna varmayı nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimizi Kur'anlı, edepli, namazlı, niyazlı, tesettürlü eyle ya Rabbi. İmanımızı kamil eyle ya Rabbi. Bizi rızana nail eyle ya Rabbi. Tevfikini bize yar eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e birliktirlik bahşeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına helalından edalar. Nasib-i müyesser eyle ya Rabbi. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil fatiha. Evet, muhterem kardeşlerim, bir rahmet esintileri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah her çarşamba akşamı saat 20'de tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.